Abani yokuşunda dip bucak asıl maksadını saklayan ve kafasındaki bulanıklığın esiri olan bir şahsın geçen hafta ardı arkasına yazdığı makaleler ibret ve esef vericidir. Doğan medyasının bu servisi 21 Şubat'ta diyor ki, AK Parti açısından MHP iki ucu keskin bıçak. Çünkü AK Parti'nin çok önemli bir Kürt seçmeni vardır. Kürtlerden iki oy alan parti var. Biri HDP, diğeri AK Parti'dir. 22 Şubat'ta ise çıtayı yükseltip şunları zırvalıyor. AK Parti önemli oranda Kürt seçmenine sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım. Biz Selvi'nin soy isim olduğunu düşünürken araştırıp at arabalarının yanlarındaki küçük direkler olduğunu da öğrenmiş olduk. Bu zatın şuursuz ve ucube sözleri bizim nezdimizde küçücük kalmaya, ufalanmaya, çiğnenmeye mecbur ve mahkumdur. Tam bir inançla söylüyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi Kürt kardeşlerimizin karşısında gösteren, bu bahaneyle kaleminden zehir damlayan her kim varsa hem bölücü hem de su katılmamış bir Türkiye düşmanıdır. Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP'ye menfi tutumu haddi bellidir, hadi bellidir diyelim. Peki AKP'ye dost mu yoksa hasım mıdır? Bu sorunun cevabı ise belirsizdir. Milliyetçilik bir millete mensubiyet duygusunun sevgi ve hayranlıkla pekişmesi, şuur ve sadaketle perçinleşmesidir. Türk milliyetçiliği Türk milletinin ruh kökünden doğmuş. Tarihimizin mahsulü olan milli kimlik ve kişilik vasıflarıyla ülkülerinin rotasını çizmiştir. Anlamını Türk-İslam ülküsünde bulmuş, Türk milliyetçiliği milli ve manevi ahlakla bezenmiş, vatan ve millet sevdasıyla varlığını tescillemiştir. Bu millet ki kökeni, dili, yöresi ne olursa olsun herkesin ortak paydası, ortak değeri, haysiyet ve ümit vahasıdır. Biz Türk-Kürt diye ayırmaz, ötekileştirmeyiz. Herkes eşittir Türkiye deriz. Herkes Türk milleti üst kimliğinde görürüz. Irkçı değiliz, hiç olmadık. Milleti biyolojik analizlerde, laboratuvar deneylerinde bulmadık. Biz milletimizin her evladını, doğulusunu, batılısını, kuzeylisini, güneylisini Cenab-ı Allah'ın bir emanet ve manevi kıymeti kabul ederiz. Kürt kökenli kardeşlerimiz Türk milletinin asli, eşit, onurlu fertleridir. Onlarsız ne vatanın, ne de milletin, ne de gelecek hayallerimizin anlamı vardır. Türk-Kürt arasına nifak sokan ya teröristtir, ya casustur, ya şerefsizdir, ya da zalimlerin kuklası, zulmün oyuncağıdır. Sait mollalar başlarını kaldıramayacaktır. Kandilden sufle alıp söz veya yazıyla servis edenler MHP'ye Kürt karşıtlığı elbisesi giydirmeye çalışanlar ne bu dünyada ne de öteki dünyada yatacak yerleri olmayan günahkarlardır. Şimdi anladınız mı Bay Selvi ve onun gibi düşünenler? Kürt kökenli kardeşlerim oyuna gelmeyecek. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara aldanmayacaktır. Bu vatanda herkese yer vardır. Bu devletin herkese yetecek şefkatle dokunacak eli vardır. Velakin terörizme 80 milyon birleşerek direnelim. Bölücülüğe hep beraber dur diyelim. Hainlere sırtımızı tümden dönelim. Evet, bizim de kafamızda takılan pek çok soru işareti vardır. Ama bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanıdır. Huzur,
Huzur kaçarsa tutamayız. İstikrar hepten giderse geri getiremeyiz. Milli birliğimiz bozulursa tamiratını da kolay kolay yapamayız. Ne yapalım? Çatışıp çürüyelim mi? Yoksa kucaklaşıp kardeşçe mi yürüyelim? Önce bu suale makul bir cevap bulmalıyız. FETÖ, PKK, IŞİD, PYD, YPG hazır kıta infaz mangalarını Türkiye'ye yönlendirmişken devletle millet arasındaki kenetlenmenin hırpalanması gaflettir. Bizim içte ve dışta pek çok hasmımız vardır. Türkiye'nin yeni bir milat ve diriliş ruhuyla eskiye sünger çekmesi elzemdir. Asker bizimdir, devlet bizimdir, hükümet bizimdir. Fitneye çanak tutan, cepheleşmeye meydan açan ise bizim gibi görünse de asla bizden değildir. Biliniz ki zarar ziyan büyüktür. Biliniz ki Türkiye henüz yoğun bakımdan çıkamamıştır. Peki bunca itiş kalkışa, bunca patırtı gürültüye, fuzuli görüş ayrılıklarına ne gerek vardır? Milliyetçi Hareket Partisi muhakkak surette devletin ve Türk askerinin kaya gibi ardında duracak, desteğini asla esirgemeyecektir. Değerli milletvekilleri, İran Türkiye'yi tehdit etmekte, sabrın da bir sınırı var uyarısı yapmaktadır. Avusturya'dan, Almanya'dan Türkiye aleyhtarlı açıklamalar peş peşe gelmektedir. Türkiye her cephede mevzi kaybetmektedir. Hollanda'da önümüzdeki Mart ayında iktidara gelmesi beklenen ırkçı parti liderinin camileri kapatma, yüce kitabımızı yasaklama hedefi ise kabul edilemez bir ilkellik ve İslamofobi örneğidir. İsrail'in ezanın hoparlörden okunmasını yasaklama girişimi bir diğer hazımsızlık ve endişe verici teşebbüstür. Unutulmasın ki ezan susmaz, susturulamaz. Susturmaya da kimsenin gücü yetmez. Aksini yapmaya kalkanları Allah affetmez. Müslüman Türk milleti dünya durdukça bağışlamaz. Tüm bunlar oluyorken Kıbrıs müzakereleri çıkmaza sürüklenmiştir. Hatırlanacağı üzere 15 Mayıs 2015'te başlayan müzakereler 21 ay sürmüş. Sonunda Rum kesiminin şımarıklığı ve şaibeli niyetiyle kesintiye uğramıştır. Bu da yetmemiş, Rum Meclisi 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması demek olan Enesos referandumunun okullarda kutlanması yönünde karar almıştır. 16 Şubat'ta Rum lider müzakere masasından kalkıp kapıyı sert bir şekilde vurarak çıkıp gitmiştir. Elbette bu Rumların kendi bilecekleri bir şeydir. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçan, adadaki Türk varlığına tahammül edemeyen Rumlar şunu iyi anlasınlar ki Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün yurdudur. Bu tarihi hakikati Türk'e düşman Rum palikaryasının anlaması mümkün değildir. Enosis kuyruklu yalandır, ham hayaldir, uyduruk masaldır ve ayaklarımızın altındadır. Enesos inkardır, imhadır, kindir, nefrettir, nefesimizle gömülmeyi hak etmektedir. Şayet Rum yönetimi ille de Yunanistan'a bağlanmak istiyorsa adayı terk edip Atina'ya göçmesi, bir daha da geri gelmemesi samimi diyeyim, tavsiyem. Kimin yurdundan kimi çıkaracaklarmış? Kimin topraklarını kime bağlayacaklarmış?
bu kepazeliği Türklük rıza gösterir mi? Yapmaktadır. Yunanistan'ın yeni atanan kara kuvvetleri komutanı 19 Şubat'ta soluğu işgal edilen adalardan birisi olan Koyun Adası'nda almıştır. Bu çürümüş general işgalci Yunan askerleriyle poz vermiştir. Yunan Dışişleri Bakanı aba altında sopa gösterip Türkiye'nin Kardak kayalıklarındaki faaliyetinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bundan sonra tolerans gösteremeyeceklerini söylemiştir. Türk Dışişleri Bakanı da 26 Şubat'ta isabetle Yunan muhataplarına haddini bildirmiş ve o şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar, bizim de sabrımızı zorlamasınlar demiştir. Yunanistan, Balkan savaşlarında işgal edilmeyen, Lozan'da verilmeyen ada ve kayalıkları düşmanca ablukaya almıştır. Ve bu işgale şartsız son verilmeli, uluslararası hukuka uygun davranılmalıdır. Anlayamadığımız Yunanistan'ın amaç ve hedefinin ne olduğunu. Eğer ki tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazır, bunu bir kez daha yapacak imanda. Birileri Yunanistan hükümetine 1921'de 1922'de nelerin olduğunu, Sakarya'da, Durupınar'da hangi kudretin, hangi zilleti yere serdiğini anlatmalıdır. Anlayacak ve anlatacak, yoksa biz yeniden Ege'ye kurşun gibi saplanmasını bilir, kutlu bir zafer gibi gökten yağarak ehli salibin kuryelerine tekrar tarihi öğretiriz. Yunanistan yönetimine diyorum ki, dedeleriniz başaramadı, akıllı olun. Zorlamayın, boşuna heveslenmeyin. Siz de yapamaz, Türkiye'yi asla geçemezsiniz.